O gün günlerden slime yapma günüydü. Fakat ben slime yapamıyordum. Slime'ı eviriyor, çeviriyor. Üstüne de bol bol boraks katıyordum. Ve bol bol tıraş köpüğü koyuyordum. Ama slime'ın bir türlü kıvamına gelmiyordu. Ama kararlıydım, pes etmeyecektim. Herkes slime yapabiliyorsa ben de slime yapacaktım. Bu yüzden gece gündüz slime videoları izledim. Ve slime'ın tarihçesini araştırdım. Ve araştırmalarımın sonunda slime yapmanın püf noktasını anladım. Tamam, artık hazırdım. Bu yüzden hemen gidip slime yapmaya başladım. Derken ortaya pembemsi ve pembemsi bir slime ortaya çıkardım. Çok mutluydum. Çünkü bu benim ilk slime'ımdı. Hemen slime'ımla çok büyük bir bağ kurmuştum. Onunla tuvalete gidiyor. Onunla uyuyor. Hatta onunla yemek bile yiyordum. Derken slime'ın tadını çok merak ettim. Ve slime'ımdan bir ısırık aldım. Isırık aldığım an mideme bir kramp girdi. Ve yere düşüp bayıldım. Gözümü açtım da kendimi bir hastane odasında buldum. Derken yanıma korkunç bir doktor gelip bana şöyle dedi. Hey sen! Duyduğuma göre slime yutmuşsun. Biz slime yutan çocuklara ne yaparız biliyor musun? Onları ameliyat ederiz. Bu elimdeki iğneyi görüyor musun? Şimdi bunu sana vuracağım. Merak etme. Canın çok acıyacak. Oha kuş. Oha. Oha. O elinizdeki iğne ne öyle ya? O kadar büyük bir iğne mi olur ya? İnsana bu iğne yapılmaz. Doktor hanım lütfen yapmayın bu iğneyi bana. Neyse, seninle daha fazla konuşamayacağım. Ameliyat için ameliyathaneyi hazırlamam lazım. Aman inler olsun ya. Ben ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyat olmaktan kurtulmam gerek. Nasıl kurtulacağım ben bu ameliyat olmaktan ya? Aa, bir saniye. Aklımda çok iyi bir fikir var. Doktor yok mu? Hemşire yok mu? Tansiyonum çok düşük. Al sana doktor. Al sana hemşire, tamam mı? Pis kız seni. Tamamdır. Planımın ilk aşaması başladı. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim yaptım sediye bu kızı koyacağım. Ondan sonra da doktor gelecek, onu ameliyat edecek. Böylelikle de ben ameliyat olmaktan kurtulmuş olacağım. Çok iyi fikir. Hadi şu kızı taşıyayım. Ay bu kız çok kır ama yapacak bir şey yok. Taşıyayım. Ay ay. Allah Allah. Bu hasta neden üstünü örtmüş? Neyse, anladığım kadarıyla hasta üşümüş olmalı. Şimdi ameliyata başlayabiliriz. Hastanın üstünü açalım. Ah, hasta kıyafetlerini değiştirmiş ve takı takmış. Allah Allah, çok garip. Ayakları da küçülmüş. Bu ne, minicik ayak mı olur? Neyse, hasta hastadır. Benim ameliyata başlamam lazım. Hastanın sağlığı her şeyden önemlidir. Şimdi şu iğneyi şuradan şöyle vuralım. Tamamdır. Şimdi testereyle karnını açıp o slime'ı alacağım. Tamam. Ameliyat çok iyi gidiyor. Aa, çok güzel, çok güzel. Başkası ameliyat oluyor. Tamamdır. O ameliyat olunca ben hiçbir şey olmamış gibi elimi kolumu sallayarak hastaneden çıkabileceğim. Oley be, ameliyattan kurtuldum valla. Hadi ameliyatı bitsin de artık dışarı çıkayım. Elhamdülillah, ameliyatımız çok güzel geçiyor. Ha, bu da ne? Hastanın karnında kitle var. Kitle çok büyük bir problemdir. Hatta slime yutmaktan çok daha büyük bir problem. O yüzden bu ameliyat çok küçük kalacak. Benim bu hastayı çok daha büyük bir ameliyat etmem lazım. O yüzden gidip daha büyük, daha delici aletlerimi getireyim de ameliyatı tekrar edeyim. Ah, doktor gidiyor. Demek ki ameliyat bitti. Ameliyat bittiyse hemen gidip hastanın yerine geçeyim. Ondan sonra doktor gelsin. Doktora diyeyim ki kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatım başarılı oldu galiba diyeyim. Ondan sonra da evime gideyim. Çok iyi fikir. Hemen gidip yapayım. Bu iğnenin içine koyduğum ilaç sayesinde hastanın karnındaki kitle yok olacak. Ama bunu testereyle değil, bu sefer baltayla yapmam lazım. Tamamdır. Şimdi şu kızı ittireyim de yerine yatayım. Git bakayım kız, sen terbiyesize bak ya. Neyse, şöyle yatayım. Ya şu kız, yorganımı bana versene ya. Ay, neyse, aldım. Şimdi doktor hanımı beklemeye başlayayım. Doktor hanım, ben ameliyatta uyandım şimdi de. Ameliyatım iyi mi geçti? Haber alabilir miyim? Merhabalar Mert Bey. Size kötü haberlerle geldim. Ameliyatınız çok kötü geçti. Çünkü karnınızı açtığımda kocaman bir kitleyle karşılaştım. Ve bu ameliyat bu kitle için çok yetersiz. Sizi daha büyük ve daha korkunç bir ameliyat etmemiz gerekiyor. Ve tekrar mı ameliyat olacağım? Ha, şansıma tüküreyim ya. Şu kız yüzünden tekrar ameliyat olacağım. Doktor hanım, ben karnımdaki kitle
böyle yaşarım. Vallahi çok güzel bir şekilde de yaşarım. Hiç gerek yok ameliyat olmama. Siz beni ameliyat yapmayın, bana güvenin. Mert Bey, anlıyorum ki şoktasınız ve o yüzden böyle tepki veriyorsunuz. Ama sizi ameliyat etmemem mümkün değil. Çünkü durumunuz çok ciddi ve o yüzden benim tüm kesici aletlerle sizi deşmem gerekiyor. Şimdi ameliyat öncesi için röntgen çekilmeniz gerekiyor ki kitlenin büyüklüğünü ve yerini tespit edebileyim. Bu yüzden ben röntgen makinesini hazırlamaya gidiyorum. Siz de burada biraz şokunuzu atlatın ve kendinize gelin lütfen. Çünkü canınız çok acıyacak. Olamaz ya. Yine ameliyat olacağım. Hayır, kabul etmiyorum. Ameliyat falan olmayacağım. Tamam mı? Bu işten kaçmanın bir yolunu bulacağım. Ne yapabilirim? Aa, bir saniye. Bu şimdi ne yapmaya gitti? Röntgen çekmeye gitti. Eğer röntgen makinesi bozulursa röntgen çekemez. O zaman ameliyat olmam. Aa, çok iyi fikir. Halde gidip röntgen makinesini bozayım. Bu işkence. Ay, ne işkencesi ya. Röntgen makinesinin sivri yerlerini düzelteyim de hastaya daha çok batsın ve canı çok acısın. Şimdi şunu şöyle yapayım. İnşallah burası tam burasına batar da ay acı içinde kıvranır. Ben de keyif alırım. Tamamdır. Şimdi röntgen makinesinin fişini çekeyim de doktor röntgen makinesi bozuldu sansın. Ondan sonra da röntgen makinesini kullanamasın. Sonra da ben kaçayım. Ay çok zekiyim valla. Hadi şöyle röntgen makinesinin fişini şu kadarcık çekeyim ve şöyle bırakayım da doktor anlamasın. Tamamdır. Hemen yerime geçeyim. Kimse görmeden yerime geçeyim. Yorganı da üstüme örteyim. Hasta bey, hasta bey, kalkın. Hadi artık röntgen zamanı. Röntgene gideceğiz. Merak etmeyin. Röntgen de çok acılı olacak. Şimdi çok endişelenmeyin, tamam mı? Sırtınız acıyor mu? Evet evet. Acıyor olmalı. Şimdi ben makineyi çalıştıracağım. Bir saat boyunca acı çekeceksiniz. Hayır, tamam mı? Hayır. Ah, bu makine niye çalışmıyor ya? Aa, bu makine niye çalışmıyor? Bir sıkıntı olmalı. Aa, doktor hanım galiba bozulmuş. Çünkü bunlar çok sivri şeyler ya. Açılınca bunlar dönüyor ve can acıtıyorlar ya. Ondan bozulmuş. Vallahi çok üzüldüm. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Siz beni ameliyat etmeyin. Sonra ertelin. Bu makine tamir edilince beni ameliyat edersiniz. Aa, olmaz. Olmaz. Bu asla kabul edilemez, tamam mı? Ben mesleğini hakkıyla yapan bir doktorum. Benim annem hemşire, tamam mı? Sağlıkçılık bizde genetik. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Röntgeni hiç gerek yok. Ben hissederek bulacağım kitlenin yerini. Biraz fazla delip deşebilirim. Çünkü kitleyi bulana kadar zaman geçebilir. Sizi boydan boya bir deler deşerim. Ondan sonra bakarız kitle nerede. Onu oradan alırız. İsterseniz geçebiliriz yerinize. Aa, ben tekrar neyin olacağım? Hayatta olmaz. Ameliyat olmak istemiyorum. O yüzden ben kaçıyorum. Sakin olun, sakin olun. Yoksa size 4 tane iğne yapmak zorunda kalırım. Tamam, tamam mı? Sakin. Şimdi yerinize geçiyoruz. Siz orada biraz dinleneceksiniz. Ben de son malzemeleri hazırlayacağım. Ondan sonra ameliyat olacaksınız, tamam mı? Hadi yürü, yürü. Yandım ben ya. Ne yapacağım şimdi ya? Ay, işleri iyice zorlaştırdım. Keşke en başta ameliyat olsaydım da bu kadar acı çekmeseydim. Şimdi var ya, benim kesinlikle çok canım acıtacak. Ay, ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Of, neyse, kabul edeyim de ameliyat olayım. Yapacak bir şey yok. Allah Allah, bu işkence makinesinin nesi var ya? Hasta bu makine yüzünden acı çekemedi. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben de deler deşer öyle acı çektiririm. Ha, bir saniye, o da ne? Hastane kuralları. 1 numara, eğer hasta ateşliyse ameliyat olamaz. Aa, bu bana çok iyi bir fikir verdi. Eğer hasta olursam ateşim çıkarsa doktor beni ameliyat edemez. Sonuçta bu ameliyathane kuralı. Doktorlar buna uymak zorunda. O halde ne yapayım biliyor musun? Hemen şuradan saç kurutma makinesini alayım. Kendime böyle tutayım da ateşim çıksın. Ha, tamam, yeteri kadar tuttum. Ha. Doktor bey, hemen gelir misiniz? Ameliyat olmak istiyorum. Lütfen. Şimdi birincisi, ben doktor hanımım, tamam mı? Doktor bey falan değilim. İkincisi, ameliyat için hazır mısın? Artık ameliyata başlamak istiyorum. Birinin canını acıtmayalı uzun zaman oldu ya. Yani yaklaşık 10 dakika falan. Ah, doktor hanım, kendimi çok kötü hissediyorum. Galiba benim ateşim var. Aa. Ne? Ateşin mi var? Bir dakika, hemen ateşini kontrol edeyim. İnanmıyorum. Yanıyorsun sen. Ne yazık ki seni ameliyat etmem mümkün değil. Çünkü hastane kuralları var. Bir hastanın eğer ateşi varsa o hasta ameliyat edilemez. Of ya, inanmıyorum ya. Ben seni ameliyat etmek istiyordum. Senin canını yakmak istiyordum. Neyse, yapacak bir şey yok. Ateşin geçince yaparız. Arkadaşlar, eğer Mert'i ameliyat etmemi istiyorsanız bu videoya 5000 like atın ki ben Mert'i ikinci partta ameliyat edeyim. Bu iş burada bitmedi. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öptük.